İdlib ateşkesin ardından ikinci gününe uyandı. Akit TV ekibi ise İdliblilerle birlikte ateşkesin ikinci gününü aynı bölgede geçirdi. İdlib merkezde huzur ve sükunet vardı. Gelin İdlib'in bugününe yakından bakalım. Adnan Sular'ın haberini Erdi Demir'in kamerasından izleyeceksiniz. Başkan Erdoğan ve Rus lider Vladimir Putin 3 maddede mutabık kaldı. İdlib'e ateşkes geldi. Ateşkes kenti İdlib'de ikinci gün huzur ve sükunet vardı. Evet, şu an itibariyle Sarmadağ'dayız. Biliyorsunuz Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından barışın ikinci günündeyiz. Ve gördüğünüz gibi İdlib yolu üzerinde bulunan Sarmadağ'da çarşı ve pazarlar inanılmaz kalabalık. Artık araçlar kuyruk halinde ilerliyor ve kaldırımlarda ise ilerlemek neredeyse güç. Çünkü barışın vermiş olduğu bir rehavet var. Bu yüzden biz de Akit Haber ekibi olarak yollara çıktık ve şu anda Sarmadağ cadde ve sokaklarını görüntülüyoruz. Sokaklarda gezen İdliblilerin ağızlarından Başkan Erdoğan'ın ismi düşmüyor. Kime mikrofon uzatılsa rejime lanet, Erdoğan'a destek sözleri yükseliyor. Sadece Tayyip diyor. Değil mi Tayyip? Tayyip. Evet, Sarmadağ'da çarşı ve pazarlar bugün tıklım tıklım dolu. Şu anda da görüyorsunuz esnaflar buradan mal boşaltmaya gelmişler. Selamünaleyküm. Ben de kalkayım mı? Eyvallah. Sağ ol. Evet. Nasıl buluyorsun anlaşma, sözleşme, savaş? Var problem yok. No problem. Erdoğan nasıl? Erdoğan tamam. Bitirdi. Tamam. Evet. Güzel mi? Güzel. Eyvallah. O zaman güzel. Türkiye'ye bir el sallayalım. Türkiye. Türkiye. Evet. Erdoğan selam. Güzel mi? Erdoğan ve burada harap yok. Harap yok. Güzel. Harap yok. Güzel. Güzel. Tamam mı? Ateşkesle birlikte bölgedeki ekonomi de henüz ikinci günde ivme kazandı. Tabii ki bölgede yıllardır savaş ekonomisi hakimdi. Anlaşmayla beraber bu ekonominin de aslında ivme kazandığını söyleyebiliriz. Özellikle şu an bulunduğumuz nokta İdlib'e yakın bir mesafede. Ve aynı zamanda cadde ve sokaklarda en çok gözümüze çarpan motosikletli araçların çokluğu oldu. Burada motosiklet demek hayat demek. Barışla birlikte bölgedeki çocukların yüzleri gülmeye başladı. Özellikle anlaşmanın ardından çocukların yüzü göre gülmeye başladı yani yüzleri. Maşallah biz de gördük. Yanına gelip ismini sormadan edemedik. Küçük Muhammed inşallah bundan sonra hep gülecek değil mi Muhammed? Çak. şöyle. Tamam, hadi bakalım. Fakat bölgede hala yardıma muhtaç aileler de bulunuyor. Burası da Umut Kampı. Özellikle Kızılay'ın çadırları burada yoğunlaşmış vaziyette. Her ne kadar çadırlar kurulmuş olsa da aslında yaşam standartları ve hava koşulları itibariyle bu bölgede yaşamak gerçekten çok zor. Hal böyle olunca o çadırlarda yaşamak zorunda kalanlar yardım bekliyor. Peki bu çadırlarda yaşamak zor mu? Çok zor abi. Mesela niçin? Ya mesela on az bislik mesela. Kanalizasyon yok. Yani manşet yok. Öyle. Akşamları çok soğuk oluyor burası. Çok nasıl... soğuk. Çok soğuk burada. Peki nasıl dayanıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Nasıl ısınıyorsunuz? Ya çok zor ama idare et. Yapacak bir şey yok. Evet, çadırlardan birine konuk olduk. Sadece buradaki insanlar çadırlarda soğukla ve geçimle uğraşmıyorlar. En büyük sorunları tabii ki bu değil. Ama burada bir de hastalarımız var. Özellikle bu çadırda yaşayan bir kardeşimiz böbrek hastası. Hareket kabiliyeti hiç yok. Burada hem hastalıkla mücadele ediyor hem de soğuk havayla mücadele ediyor. İşte savaşın maalesef ağır bilançosunu en ağır şekilde yaşayanlar da hiç şüphesiz ki Suriyeliler. Çocuklarsa perişanlar. Evet, şu anda gördüğünüz gibi Sarmadağ'ın eteklerindeyiz. Burada İşte çocuklar burada pırtı perişan durumda, halleri perişan. Burada genelde çadırlarda yaşıyorlar. Özellikle Halep'ten kaçan ailelerin yoğunlukta bulunduğu bir bölge burası. Evet, Sarmadağ eteklerinde kurulan çadırlarda çocuklar işte bu zor şartlarda yaşıyorlar. Şu an hava öğlen biraz sıcak ama akşam saatlerinde tabii hava soğuyor. İşte çocukların ayakları görüyorsunuz çıplak ve muhtemelen de ayakkabıları yok. İşte insan gerçekten görünce üzülüyor yani, keşke böyle olmasaydı, imkanlar daha iyi olsaydı ve çadırlarda yaşamasalardı. İşte bu yüzden sınır bölgesinde kurulacak olan tampon bölgelerde o kurulacak yeni evler, tesisler bu çocukların aslında hayatını ve geleceğini kurtaracak.